Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son iki videodur da bahsettiğim karavan olacak aracımı, karavan projemden bugün sizlere bahsedeceğim. Şöyle gelirsek işte bu şaheser. Çok yakında çok güzel bir karavan olacak. Tabii inşallah. Şu an hala bakım aşamasında. Çoğu şeyleri bitmedi. Aracımı 21 Eylül 2021'de aldım. Yani neredeyse bir sene olacak. Bir seneden beri bekliyor kapının önünde. Bugün artık start verdik, bismillah dedik. Şimdi tek tek aşama halinde hepsini videolayıp YouTube'a atacağım. Oradan da eğer ki benim gibi böyle bir hayali olan varsa, karavan projesi olan varsa belki bir konuda istifade etmiş olur. Aracımın özelliklerine de gelirsek, Suzuki Carry 1.3 motor, 4 silindir, 16 valtlık bir araç. Benim için çok yeterli. Arkadan itişli bir araç. Gördüğünüz üzere çok küçük. Habire onu basa basa söylüyorum. Küçük ve tatlı, iz bırakacak bir araç olacak. Yani bayağı iddialıyım, güzel bir şey yapacağımı düşünüyorum. Motorumuz koltukların altında. Yani önde hiçbir şey yok. Orada bir burun var ama orada bir motor yok. Herkes burada zannediyor. Burada sadece suluk, radyatör ve silecek suyu var. Bir de fren hidroliği var sanırım. En önemli kısım burada. Onun üstünde oturuyoruz. Biraz da fazla ses oluyor. Her şey burada. Teknik motor özellikleriyle alakalı fazla bir şey bilmediğim için sadece bunları söylüyorum. Bu aracı neden seçtiğime gelirsek, fazla seçeneğim olmaması. O yüzden bu aracı seçtik ama aracımdan gayet memnunum. Burada dediğim gibi suluklarımız ve radyatör bulunuyor. Yani hatta yedek alanımız bile var. Buralara bir şeyler koyuyorlar. Biz de koyarız herhalde. Araç hakkında söyleyeceklerim bunlar. Şöyle kapılarını da açarsak, kapısı bile çok güçlü. Burada da motorun diğer kısmı var. Evet, şu şekilde alta endekslemişler motoru. Bütün kapılar açılıyor. O da gayet güzel bir artı benim için. Şimdi neler yapacağıma gelirsek, öncelikle arabayı kaplatmayı düşünüyorum. Arabayı kaplattıktan sonra gözüme muhteşem görüneceğine eminim. Rengi de sürpriz. Çok güzel bir renk seçtim. Kaplattıktan sonra aşama aşama, yani paramız oldukça içini de çok güzel bir şekilde yalıtım yapmayı düşünüyorum çok yakında. Kendim yapacağım yalıtımı ama diğer şeylerini bu işte mutfaktır, ondan sonra yataktır, şudur budur. Bunları artık bilen biriyle yapacağım. Tabii bunların hepsini de videolayacağım. Evet, araç hakkında söyleyeceklerim bunlar. Tabii unuttuğum şeyler de olabilir. Bunları diğer videolarda aklıma geldikçe sizlere söyleyeceğim. Hem de beraber yapmış olacağız. Şunu da yaparsan daha güzel olur dediğiniz şeyler varsa lütfen bizlere Instagram'dan ya da buradan yorum kısmından yazabilirsiniz. Bu videoyu sonlandırmayacağım. Araba ne zaman biterse o zaman sonlanacak bu video. Son olarak da arabanın sürüş deneyimine bakalım. Hadi buyurun. Şunları kapatıp sizleri arabama davet ediyorum. Evet, arabanın içine şu an çok ses alıyor çünkü bir yalıtım yok arabada. Yalıtım yaptıktan sonra daha hiç sesi çıkmayacak arabanın. Evet, arabanın bir diğer özelliği ise eğer sesimi alıyorsanız el frenimizi çekiyoruz. Evet, arabam durdurulamaz kesinlikle.